Herkese merhabalar. Ben tabii ki anladığınız gibi kahvaltı hazırlamaya geldim mutfağa. Bugün ne yapacağım onları söyleyeyim. Nevresimleri değiştireceğim. Yatakları dahi düzeltmedim. Öyle açtım camı. Havalansın sırayla havalandırıyorum. Nevresimler değişecek. Toz alacağım. Bir de gözüm keserse lavaboyu bir cifleyeceğim. Oranın paspasları yıkanacak. Ama tabii ki bunlardan önce ne yapacağım? Kahvaltı hazırlamam gerekiyor. Ondan sonra kızımı okula göndermem gerekiyor. Çünkü Derin okula gitmeden önce ev işi yapmak istemiyorum. Kahvaltıya da ne istediler? Pankek yapacağım. Damla çikolatalı istediler ama damla çikolata evde kalmamış. Pankeki daha önce nasıl yaptığımı tarifini vermiştim. Aşağıya linkini bırakırım. Buradan da bakabilirsiniz. Arkadaşlar pankeklerimi yaptım. Bir kısmını böyle kakaolu yaptım. Bir kısmını sade yaptım. Dediğim gibi damla çikolatalı olsaydı damla çikolatalı olacaktı ama böyle de seviyorlar. Kahvaltılıklar domates salatalık. Burada da çilek reçeli. Kahvaltılık çikolata, Nutella bizimki ve bal, içine de çok az kaymak koydum. Evet, çocuklar süt içecekler, ben de çay içeceğim. Şimdi bize afiyet olsun. Kahvaltımızı yaptık. Yapıldı, biraz oldu. Hatta bulaşıklarımı falan da kaldırdım. Kızımın beslenmesini hazırlayacağım şimdi. Derin pankek istedi. Kalan pankekleri beslenmeme koy anne, çok güzel olmuş falan dedi. Aslında başka bir şey yapayım istiyorum. Çünkü hani hem kahvaltıda yesin, gitsin birkaç saat sonra okulda da yesin istemiyorum ama bazen böyle kendi isteyince oluyor. Yapacak bir şey yok. Şimdi beslenme kabı hangisini kullansam onu bilemedim. Şunu kullanayım, şu pembe. Birçok gözlü. Çünkü içine salatalık istedi. Yine o üçgen peynirden falan istedi. 5 tane pankek koy anne dedi. 5 tane koyacağım ki zaten 6 tane mi ne kalmıştı. Birini de Kutay yedi. Kahvaltıyı kaldırdıktan sonra. Portakal da koyuyorum. Şöyle. Şunu da şuraya koyabilirim ya. Evet. Sütü olmazsa olmaz. Evet. Bugün beslenmesinde kızımın bunlar var. Kutay çubuk kreker istedi. Ona çubuk kreker verdim. Şimdi ben de kendimi atıştırmalık bir şey böyle canım istedi. Ondan alacağım ama ne alsam bilmiyorum. Önce bir soğuk bir soda içesim var. Bir tane bundan içeceğim.
Bim'den almıştım Avşar markasının karodut ve frenk üzüm aromalı mineralli gazlı içeceği. Ne yesem, bir krekerle ben mi yesem, bir tatlı bir şey mi yesem? Tatlı bir şey yesim var. Evet. Saçımın güzelliği peki? Gerçi sanki normalde fönlü gibi değil ki saçlarım, değil mi yani? Bugün mü bir garip sence Tuğba? Değil mi yani? Dediğim gibi şu bebek saçlarım güzel uzamıyor ki. Bir kere kuaföre gittiğimde dedim ki hani bu bebek saçlarına bir çözüm yok mu? Yani bir uzatmanın yolu ya da hani tamamen alsak nasıl olur? O da dedi ki hani alırsak buraların çok açılır doğal olarak. Haklı yani. Buraların çok açılır dedi. Bir de dedi sevin ki dedi o bebek saçların çıkıyor dedi. Çünkü belli bir yaştan sonra dedi onu da çıkarmayacaksın. Anla ki dedi daha yaşlanmıyorsun dedi bana kuaför. Allah Allah dedim ya gerçekten öyle mi? Tel tokaya sokuyorum bu sefer geri çıkıyor içinden. Böyle çünkü çok inceler. Normalde de ince telli saçlarım vardır. Ay belim ağrımış biliyor musunuz? Neler yaptım zaten birazını çektim birazını da çekmedim. Çünkü kameranın şarjı yetmezdi dedim. Az az çekmeye çalışayım o şekilde yaptım. Banyo paspasını hemen attım makineye ki o ara toz al. Neresine değiştir derken zaten kısa programda çalıştırıyorum onu. O ara bitti o. Onu kurutmaya attım. Nevresimleri makineye attım ve karşınıza geçtim. Bazı arkadaşlar da mesela ben toz aldığım zaman bazen temizlik yapmadan önce alıyorum bazen sonra alıyorum. Tuğba işte sen böyle mi alıyorsun ben böyle alıyorum falan diyorlar. Özellikle bildiğim bir şey yok yani. Şöyle yapıyorum da o yüzden öncesinde toz alıyorum ya da sonrasında alıyorum yok. Mantık olarak düşündüğünüzde eğer temizlikten önce toz alıyorsanız bu sefer evi süpürürken bir şekilde toz çıkıyor ve toz aldığınız yerler tekrar tozlanıyor. Temizlikten sonra toz alıyorsanız bu sefer de toz alırken temizlediğiniz eve bir şekilde toz uçuşuyor falan. Yani yukarı tükürseniz bıyık, aşağı tükürseniz sakal misali. Bir de zaten sil, süpür, toz al günlerimin dışında o günlerde çünkü gördüğünüz bu mor bezle genelde tozlarımı alırım ben. Onlar dışında da böyle bir şey görüyorsam falan hemen bir ıslak mendille böyle güzelce siliyorum falan. Hatta birkaç ıslak mendil alıyorum. Güzelce suda sıkıp yıkıyorum ki bence çoğu bezden çok daha güzel toz alıyor böyle yapıştırmadan etmeden. Özellikle Bim'in ıslak mendili. Dediğim gibi elim hep üstlerinde olduğundan böyle toz aldığımda of evi mahvedecek, tozutacak şekilde olmuyor yani tozlar. Akşama yapacağım yemekte kıymalı sebze dolması yapacağım arkadaşlar. Dolmalık biber, kapya biber, patates, kabak böyle karışık. Güzel patlıcan bulamadım. Bulsaydım patlıcan da alacaktım. Yanına bir mercimek çorbası yapayım. Bugün de menüm öyle olur. Bu arada Emrah'ın işi varmış. Ben geç gelirim. Siz yemeği yersiniz dedi. Derini aşağıya almaya ben ineceğim. O yüzden biraz vakitli pişireyim yemeğimi. Merhaba. Benim oğlum da benimle beraber geri mutfağa geldi. İçeride biraz keyif yaptıktan sonra dedim ki ben dolmamı bir yandan yapmaya başlayayım. Malzemeleri şöyle göstereyim mi? Kapya biber var. Patates var. Kabak var. Patates nerede? Burada. İçinde ya göremedi. Burada patates. Şey, dolmalık biber de var. Bunların içini ben çay kaşığıyla oyuyorum. Daha önceki videomda göstermişimdir yine dolma yaptığım. Kabaklara da özellikle çatalla böyle şekil veriyorum. Güzel oluyor bence. Rengarenk kıymalı bir dolma çıkacak inşallah bakalım. Burada da 1,5 su bardağına yakın benim arılı bardakla pirinç var. Onu güzelce yıkadım. Böyle koydum. Bir tane kuru soğan, 100 gram kadar kıyma, 1 yemek kaşığı salça, göz kararı maydanoz, dereotu, baharat olarak da karabiber, pul biber, bu sebzeli çeşniden ve tuz ekleyeceğim. Biraz da sıvı yağ. Tüm iç malzemelerini güzelce karıştıracağım. Ondan sonra bu sebzeleri dolduracağım. Tüm malzemeleri gördüğünüz gibi karıştırdım iyice. Bu arada kuru nane de ekledim içine. Unutmuşum baharat olarak. O da çok güzel yakışıyor. Maydanozları biraz büyük doğramışım, kaçırmışım ama hiç problem değil. Evet doldurma işlemi bitti. Çok azıcık iç harcım kaldı. Onu da böyle mecbur üstlerine doldurdum. O yüzden biraz dolu dolu oldu içleri. Ama siz isterseniz tabii daha az doldurabilirsiniz. Çünkü pirinç biliyorsunuz piştikçe şişen bir bakliyat. O yüzden taşmasını istemiyorsanız az az bırakabilirsiniz. Ama hani benim sakladığıma da değmeyecekti. Dedim pay edeyim ben bunu.
Şimdi domateslerden böyle kapak yapıyorum. Burada 2 yemek kaşığına yakın salça var. Birazcık da zeytinyağı ekleyeceğim. Pişirmek için hazırlayacağımız sos bu arkadaşlar. Birazcık da yine tuz ekledim. Bunun içine göz kararı su ekleyeceğim. Bu arada ılık ya da sıcak su değil, yani normal su kullanıyorum. Size bol salçalı gelebilir belki ama bizim evde böyle seviliyor. Siz nasıl istiyorsanız öyle yapabilirsiniz. Suyunu sade de yapabilirsiniz hiç salça eklemeden. Biraz daha su ekledim. Salçam da güzelce ezildi. Şimdi bunu dolmalarımın üzerine dökeceğim. Gördüğünüz gibi bazılarının üstünde, bazılarında neredeyse yarısından biraz daha fazlasına geldi su oranı. Yani böyle pişecek bu. Bir tane de kapak kapatayım. Kapağını da kapatıyorum ve ocağa alıyorum yavaş yavaş. Ağırdan pişsin bu. Ben çorbamı da yaptım. Geldim, oturdum. Kutay'la vakit geçiriyoruz. Şimdi sepeti aldı. Benim aklımı çıkartacak burada. Böyle ha düştü ha düşecek. Anneciğim yere koyayım, yerde oyna, yok. İlle koltukta böyle buna oturacakmış. Bir şey yapmıyorum annem. Birazcık kıpırdasa düşecekmiş hissi var bende. Kreker de istemişti ya, baksanıza bitirmemişti onu. Evet, ben yemeyeceğim. Yemeyeceksin, tamam anneciğim. Dışarı düşeceğim. Hayır hayır, Allah korusun. Dikkat et anneciğim. Düşersem kafan acır. Evet, düşersen kafan acır, Allah korusun. Bunu açalım. Alayım. Silahını kırmızı. Gel anne. Vay. İşte. Bizde günler böyle geçiyor. Kızımın da gelmesine bir buçuk saat falan kaldı. Sadece yapılacak cacık var. Onun dışında dolmam pişiyor. Ağır ağır dedim, yavaştan pişer, güzel olur. Çorbam da pişiyor. Aa, makine. Çamaşır makinesi bitmişti. Bak unuttum ben, kurutmaya koymam lazım şeyleri, nevresimleri. Ah, kafa gitti. Tamam, olur anneciğim, ben yardım et. Kocaman istiyorsun, tamam. Biliyorsunuz Kutay böyle küçük parça götürmüyor. Al bakalım. Allah Allah, şuna bir bakın. Git hadi git. Allah'ım, dikkat et anneciğim. Açayım mı? Aferin benim oğluma. Biraz diyor, kocaman. Tamam. Annem gelin ağrır anneciğim. Dur, tamam. Tamam. Allah. Allah. Aferin sana be. Daha kocaman işte yok. Daha kocaman bir şey kalmadı ki. İki kılıf kaldı yastık. Kılıfı başka da yok. İşte kılıflar. Bitti. Şimdi buna bakayım. Evet. Bekliyor. Aynı benim gibi. Önce o dönecek. Aferin benim oğluma. Teşekkür ederim. Bana yardım ettiğin için. Hadi gidelim. Tamam, okey. Kapıyı da kapatıyorsun için. Evet. Kapattım. Tamamdır. Hallettik oğlumla. Gördüğünüz gibi şöyle çorbama bir bakayım. Ne alemde. Ay, dolma çok güzel kokutmuş mutfağı. Şey aklıma geldi, onu da söyleyeyim arkadaşlar. Soranlar çok. Tarihi öğrenenler de sağ olsunlar, TOKİ'nin sitesine bakmışlar. Tuğba şu tarihte açıklanacak falan diye. O kadar çok mesaj geldi ki tarihin açıklandığı gün bana DM'den. Hepinize çok teşekkür ederim. 18 Mart'ta TOKİ kura çekilişi var. Hayırlısı bakalım bize çıkacak mı çıkmayacak mı? Bilmeyenler için buradan da yeniden söyleyeyim. Biz TOKİ'ye başvurmuştuk arkadaşlar. Toplu konut projesi oluyor ya böyle. Allah nasip ederse, eğer kura bize çıkarsa 3 artı 1 ev sahibi olacağız Allah'ın izniyle. 2 artı 1'i de var. 3 artı 1'i de biz 3 artı 1'liğe başvurduk. Arnavutköy kısmına başvurduk. Tuzla'da vardı, bir de Başakşehir'de vardı. En çok konut aslında Tuzla'da yapılacak ama hem benim aileme hem eşimin ailesine çok uzakta, terste kaldığı için oraya başvurmadık. Başakşehir'de de 300 mü 500 mü yalan olmasın ama o kadar bir konut yapılacaktı. Dedik onda da şansımız çok az olur dedik. Arnavutköy'dekine başvurduk. Onu da
3500 falan sanıyorum konut yapılacakmış. Allah'ım inşallah çıkar evimiz olsun demiyorum. Her şeyin hayırlısı olsun arkadaşlar. İnşallah çıkar deyip de ben ağız tadıyla o evde oturamayacaksam, sağlıklı huzurla oturamayacaksam ne yapayım, ben o evi değil mi? O yüzden her şeyin hayırlısı, komşunun hayırlısı. Rabbim hepimizin hakkında hayırlısını versin. Rabbim ne istiyorsanız, ne istiyorsak onları nasip etsin inşallah. Ev isteyene ev, araba isteyene araba, iş isteyene iş, evlat isteyene evlat, aşk isteyene aşk. Rabbim ne istiyorsanız artık hayırlısını nasip etsin inşallah. İşte böyle. Yani önümüzdeki çarşamba değil, ondan sonraki çarşamba TOKİ çekilişi var. Sonuç olumlu olur, olumsuz olur. Artık neyse, beraber görürüz. Bir de eğer oldu ki çıktı, hemen taşınacak mısın falan diyenler oluyor. Arkadaşlar hemen taşınmayız diye düşünüyorum. Hatta Emrah'la da konuştum. Ona da dedim. Rahat 1-2 yıl sürer diye tahmin ediyorum. Emin de değilim, bilmiyorum. Oldu ki deseler ki 3-5 ay sonra hani taşınabilirsiniz. Emrah diyorum ki hani taşınmasak aslında. Neden diyeceksiniz? Çünkü derin istiyorum ki hani sürekli okul değiştirsin, öğretmen değiştirsin. İstemiyorum. En azından 4. sınıfı da bitirsin. 5. sınıfta da biliyorsunuz zaten ortaokul oluyor. Allah nasip ederse inşallah. Zaten öğretmeni değişecek. Yani her derse farklı bir öğretmen girecek sonuçta. O yüzden diyorum ki hani 4'ü en azından ilkokulu burada bitirsin. Bitirdikten sonra öyle geçelim diyorum. En azından Kutay'da kreş ya da 1. sınıf her neyse o da orada başlar. Derin de 5. sınıfa orada başlar diye söyledim. Bilmiyorum, Emrah'ın da aklına yattı. Bu arada bazı arkadaşların kura çekimi yapılmış, onlara ev çıkmış. Tuğba inşallah hayırlısıyla darısı başına diye yazanlar var. Rabbim gülerek oturmayı, huzurla oturmayı nasip etsin inşallah. Dediğim gibi hepimizin hakkında hayırlısı olsun inşallah. O kadar mutlu oluyorum ki benim böyle bahsettiğim şeylerle ilgilenip bana geri dönüşler yapmanız, onları sormanız, yani gerçekten çok teşekkür ederim. Hep söylediğim gibi beni izleyen kitlenin hep özel olduğunu düşünüyorum ve bana özel hissettiriyorsunuz. Bunun için hepinize çok teşekkür ediyorum. Neyse, çorbam da oldu. Ben hemen onu blenderdan geçireyim. Şöyle yemeklerim de bitmiş halini sizlere gösteririm. Cacığım da salatalığını falan hazırladım gördüğünüz gibi. Şuraya koymuştum salatalığı. Onu da hemen rendeleyeceğim. Bu akşamın menüsünü de hazırladım. Tenceremden şöyle koydum ki sizlere daha şık görünsün dolmalarım dedim. Yakından da göstereyim. Pişmişliği gayet yerinde. Suyu da gayet güzel. Mercimek çorbam da burada. Cacığım da burada. Evet, bu akşamın menüsü de tamamdır. Dolmayı buna boşalttım ya, o tencere bulaşık çıktı. Cacık yaparken de birkaç bulaşık vardı. Onları hemen bulaşık makinesine yerleştireceğim. Kızım gelince de direkt yemek yiyeceğiz. Dediğim gibi Emrah zaten gelmeyeceği için çocuklarımla baş başa bir akşam yemeği yiyeceğiz. Biz yemeğimizi yedik. Benim güzel kızım ödevine başladı bile. Anne burada yapabilir miyim dedi. İyi peki dedim. İyi peki dedim. Biz de oğlumla şu hafıza kartları var ya. Dedik sessiz sakin. Kızım ödev yaparken bunu oynayalım dedik. Eş bulmaca. Salyangoz, sen onu biliyorsun. Hadi birlikte yapalım. Böyle her hayvandan böyle çift çift var arkadaşlar. İşte hayvan şimdi bunları mı ters çevireceğiz ve eşlerini bunlar bulmaya çalışacağız. Bu lafı da yeni öğrendi ya, her şey o nereden çıktı, o nereden çıktı deyip duruyor değil mi annem? Derine de dedim annem normal ışığı açayım da rahat gör dedim ama yok anne, böyle de görüyorum, böyle iyiyim dedi. Bu ışıkta oturmayı çocuklar da ben de inanılmaz çok seviyorum. Ben videomu hemen burada sonlandırayım arkadaşlar. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah sıkılmadan, severek, beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Kutay. Çıkalım.